Herkese selamlar. Bugün itibariyle Kasım ayının ikinci haftasını geride bıraktık. Patlıcan üretimlerimiz hala devam ediyor. Hava sıcaklığı eksi derecede düşmediği için patlıcanlarımız hala büyüyor. Şöyle. Bundan 10 gün kadar önce bir paylaşım daha yapmıştım. O zaman birkaç hafta daha bekle diyenler olmuştu. Hava durumuna göre de yaklaşık olarak daha bir ay daha eksi dereceler yok. Bu hem iyi hem kötü diyebilirim. Normalde bu zamana kadar eksi dereceleri görmemiz gerekliydi. Şu an biz patlıcan hasatlarına devam ediyoruz. Çoğu meyve ağacı ve ayrıca bunun yanında çilek de soğuklanma ihtiyacı olduğu için yani belirli bir sürede 0 derecenin altına düşmesi gerekli. Eğer siz bu eksi dereceleri ağaca sağlayamazsanız verim düşüklüğü olur. Çilekte de aynı şekilde. Ayrıca yağmur da yağmadığı için toprakta otlar yeni yeni çıkmaya başlıyor. Onları da şöyle göstereyim. Şuradaki otlar yeni yeni büyüyor. Normalde bu zamana kadar şöyle 2-3 katı rahat rahat olması gerekliydi. Yani patlıcandan para kazansak da eksi yönleri daha ağır basıyor. Şöyle yeni tutan meyveler, ayrıca çiçekler de devam ediyor. Bugünkü hastada bitirdikten sonra yapraktan amino asit vermeyi düşünüyorum. Bugün hava 5 derece olacak. En düşük. Daha sonra ise 11 derece seviyelerinde olacak. Bu yüzden yapraktan bir amino asit uygulaması bitkiye faydalı olacaktır. Ayrıca elinizde varsa solucan gübresi de verebilirsiniz. Meyve kalitemiz gayet iyi. Şöyle. Çeşidimiz anamur cinsi. Genelde alt kısımları toplamaya çalışıyorum. Toprağa değmesinler diye. Üst kısımdakiler zaten bir şey olmayacaktır. Bu zamanda böyle patlıcan çok iyi. Fiyatlar bir önceki videoda söylemiştim düşük diye. Biz pazarda kendimiz sattığımız için 2 ila 3 lira arasında satılıyor. Toptan verenler zaten bıraktı, hiç toplamıyor. Şöyle bunlar mesela yere değdiği zaman solucanlar bunları yiyebiliyor. Bitki de gayet sağlıklı. Ayrıca yeni filizler sürdüğü için şunlar mesela yeni filiz. Bunlardan da gelen meyveler daha kaliteli oluyor. Yuvarlakları toplamıştım. Onların videosunu çekemeyeceğim. En sonuna fotoğraf eklerim. Toplarken fotoğraf çekmiştim. Şöyle şurada bir iki, beş tane patlıcanımız mevcut. Hepsi de kalem gibi. Şöyle tertemiz patlıcanlar. Yuvarlakları da gezebiliriz. Çok fazla olmasa da
olanları göstermeye çalışayım. Şöyle. Patlıcan ekilanla bir sonraki sene, yani önümüzdeki sene kabak ekmeyi düşünüyorum. Şurada geçen sene patlıcan vardı. Oraya kabak ektik. Çok verimli oldu. Ayrıca kabak ekili alanı da, yani şuradaki alanlarda da turp ekmeyi düşünüyorum. Turpları da göstereyim. Ortalama bir tanesinin ağırlığı 500 ila 700 gram gelebiliyor. Biz 4-5 tanesini bir kilo hesaplarken onlar bayağı ağır gelmeye başladı. Şöyle. Bunlar dışı beyaz, içi kırmızı olanlar. Buradakiler de dışı kırmızı, içi beyaz olanlar. Hiçbir maliyeti yok diyebilirim. Bir tek tohum parası verdik. Ağaca fideli beklettik. Buraya gelmişken tekrardan bir solucan davasına girelim. Önceden yaptığımız, kestiğimiz yapraklar. Altını açıyoruz. Daha hemen solucan çıktı. Şurada. Arada kedimiz de miyavlayıp duruyor. Bizim turşumuz. Aynı şekilde şu anda açtığımız zaman şunlar solucanların gübreleri, şuradakiler. Dediğim gibi bitki atıklarını mutlaka bu şekilde değerlendirin. Size her türlü kar olacaktır. Toprağımız da zaten gördüğünüz gibi hemen dağılıyor. Bir solucanımız da burada var. Durum bu şekilde. Ayrıca şunu da belirteyim. Bir önceki video söylemiştim. Buradaki patlıcanlara bir aydan beri gübreleme yapmıyoruz. Bu iki haftayla birlikte tam 1,5 aydan beri gübre yapmıyoruz. Şu anki durumumuz bu. İç taraflarda bayağı patlıcan var. Üst kısımlar da aynı. Bahçeye durum bu şekilde. Bunlar da en son ektiğimiz turplar. Yanılmıyorsam 2 hafta kadar oldu ekim yapalı. Onların da hasadı yaklaşık olarak 3 veya 4 hafta sonra başlar. Bunlar bittiği zaman direkt bunlara geçebiliriz. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.